Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlarım, Sayın Turgay Komutanım, saygıdeğer hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler. Namık Kemal Üniversitemizin düzenlediği Çanakkale Zaferi ve Şehitlik Ruhu adlı programımıza hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, önemli bir haftayı beraber icra ediyoruz. Çanakkale'de 213 bin şehidimizin olduğu belirtilmiştir. 800 bine yakın askerimizden. Yine karşı düşmandan ise 600 bine yakın düşmandan ise yine 213 bin İngiliz kaybı, 80 bin de Fransızın kaybı olduğu yine notlar arasındadır. Eğer son bir dakika verilirse size Çanakkale'den bir video izletmek istiyorum. Bir topun bir namluya nasıl sürüldüğünü canlı olarak görmek için. Teknolojinin de kullanıldığı bir savaş demiştik. Ve o dönemde düşman bütün teknolojisiyle geliyor. Savaşı kayıt haline alıyor. Bakın, savaştan değişik kareler. Askerler siperde. İşte bak, mesela bu bir topa namlunun nasıl sürdüğü. Bunu şunun için özellikle göstermek istedim. Seyit Onbaşı'nın yaptığının ne kadar önemli olduğunu. Bakın şu şimdi gülleyi nasıl yapacak? Bak nasıl çıkarıyor? Tek adam, o Seyit Onbaşı bunu tek başına yapmış. Sırf bunu göstermek için bu videoyu. Bak kaç tane adam çekiyor. Evet, Çanakkale, Kuğu'nun son ötüşü derler. Yani bu şu demek, Kuğu, Osmanlı ölmeden önce en güzel ötüşünü burada gerçekleştirdi. Ve en büyük duruşunu burada gösterdi. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mehmet Akif Ersoy'un milli şairimizin de belirttiği üzere kimse bir daha inşallah bizlere İstiklal Marşı yazılmasın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, saygıdeğer rektör yardımcılarım, kıymetli komutanımız, çok saygıdeğer dekanlarımız, değerli hocalarım, sevgili gençler, bu Cuma'nın sonrasında böyle anlamlı zamanda şehitlerimizin aziz hatırasında burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehitliği anlatmak çok zor. Değerli dostlar, değerli hocalarım. Bana göre üç şey vardır. Bunları anlatamayız. Yani bunları yaşamak lazım. Yaşanması lazım. Bir tanesi hac ibadeti, hac menasikindeki işte hacılarımız, hüccac giderler, gelirler, anlatırlar. Kabe'yi, Arafat'ı yaşamak lazım. Yani bizzat gidip görmek lazım. Öbürü nefsin mertebeleri vardır. Efendim mülhimedir. Ortadan başlıyorum. Mutmainnedir, raziyedir, merziyedir, fenafillah, bekabillah. Bunlar da men lem yezük lem yarif. Yani tatmayan bilmez. Yaşamak lazım. Ama en önemlisi de şehadettir yani. Şehitlik mertebesidir. Bu çok önemlidir. Bunu ancak imanla anlatabiliriz. İmanın halavetinin son noktasına varmakla anlatabiliriz. Onun için ben ta İslam tarihinde, şanlı tarihimizden, asr-ı saadetten günümüze kadar, Çanakkale'ye kadar, Kurtuluş Savaşı'mızdaki bütün şehitlerimiz, onların hepsini minnetle anıyorum. Bırakmış olduğu şu güzel emaneti, vatanı, aziz vatanı en güzel şekilde korumayı Rabbimden temenni niyaz ediyorum. Hocam tarihi konuları anlattı. Ben İslam'da şehadet nedir, şehitlik mertebesi nedir? Kısa sizlere de sıkmadan vaktim ölçüsünde, vaktim muvazenesinde inşallah sözlerimi itmam edeceğim. Şehitlik demek şehide Arapça bir kelime. Şahit olmak, bir olayı görmek, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak anlamına gelir ve
şehadet mastarından veya şuhud mastarından şehit olarak çoğulda şühedadır.